Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin hep birlikte bu dersimizde neler göreceğiz? Birlikte bakalım. After Effects'in yapabileceklerini görmek açısından sadece bir bayrak ve After Effects'in içindeki özellikleri kullanarak bir bayrağı nasıl dalgalandıracağımızı görelim. Bunun için öncelikle Images klasörümüzün içine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağımızı atalım. Resmini atalım. Buradan bu sefer bu yöntemle atıyorum. Pop-up menüden File'dan Import File diyorum ve buradan Images klasörünün içine KKTC bayrağımı buraya atıyorum arkadaşlar. Daha sonra burada bakın küçük bazı ikonlar var. Şöyle. Burada ben bu resmin boyutunda, bakın burada resmin boyutlarını görüyorsunuz. 1600'a 1066 piksel ebatında. Bu ebatlarda bir kompozisyon açmalıyım. Bunun en kısa yolu bunu buradan tutup buradaki composition ikonunun üzerine sürüklemek. Bize otomatikman eğer footage'ımızın ismi neyse o isimde bakın burada bir kompozisyon açıyor. Aynı ölçeklerde hemen buradan composition setting'ten bunu check edelim. Evet bakın 1600'e 1066 piksel square piksel boyutlarında bana bir kompozisyon açtı. Bunu biraz küçülteyim ve kompozisyonumun adını ben şöyle bayrak olarak değiştiriyorum. Ve buradaki kompozisyon, burada oluşan kompozisyonumu Compositions klasörümün içine sürükledim. Daha sonra bu composition büyüklüğünde bir boş solid atayacağım. Hemen burada timeline'ımı aktifliyorum. Bakın ilk derslerimizde söylemiştim. Burada aktif olan pencere şurada kenarında sarı çizgiyle çevrili. Şu anda mesela composition pencerem aktif ve burada bakın aktif olduğunu görüyorsunuz. Bu neden önemli? Bu şundan önemli. Şu anda bu composition pencerem aktif iken ben buradan bazı işlemleri yapamıyorum bakın. Bana göstermiyor. Siz burada hangi pencerede aktif olduğunuzu bilmezseniz ya da yanlış bir pencerede aktif iken şöyle yanlış bir yerde işlem yapabilirsiniz. O yüzden buna sürekli dikkat edelim arkadaşlar. Evet, bu timeline'im aktif iken buradan layer'dan new komutuyla yeni bir solid atıyorum. Siyah renkte ve composition büyüklüğünde yani 1600'e 1066 piksel boyutunda. Şöyle boş bir solid atadım. Daha sonra bu solidin üstünde benim bayrak dalgalanma hareketini simüle edecek bir animasyon uygulayacağım. Bunu da şöyle yapıyorum. Bu menüye sağ tuşla ulaşıyorum. Efekt başlığı altında. Burada Noise artı Grain'den Fractal Noise'u seçiyorum. Şöyle sise benzer bir gürültü elde ettim. Bunu biraz sağ tarafa çekip bunun ayarlarıyla efekt kontrol panelden değiştirelim. Evet, fractal type'ı burada ben swirly seçiyorum. Daha bir kumaş gürültüsüne benzer, kırışıklığına benzer bir desen elde etmek için. Daha sonra noise type'dan spline'ı seçiyorum. Kontrastını biraz artırıyorum. Daha fazla siyah ve beyaz zıtlıklar elde etmek için. Brightness'ını da biraz kıstım. Transform'dan burada Uniform Scaling kutucuğunu işaretleyerek X ve Y düzleminde farklı büyüklükler de elde etmek için böyle birazcık büyütüyorum şunu daha çok dalgalandırmayı andırması için. Burada offset turbulans var. Daha sonra burada dalgalanmayı bunu oluşturacağım. Sağa doğru kayma hareketi vermesi için.
Burada complexity'yi de şöyle, şunu açarsam daha iyi oynarım. Şöyle bakın. Şöyle birazcık siyah ve beyaz alanlar elde etmek için 1'e doğru taşıyorum. Yine subsetting ayarı altında ince rötuşlar yapabileceğim bazı şöyle ayarlamalar var. Burada da şöyle bir takım desenler elde etmek için şunu ekliyorum. Yine sub offset'te de bunu daha sonra anime edeceğim için şu anda bırakıyorum. Evolution'ın asıl animasyonu dalgalanmayı elde edeceğim alan burası olduğu için bunu da bırakıyorum. Yine burada biraz daha büyütelim şu scale with seçeneğiyle ve height ile daha çok biraz dalgalanmayı andırsın animasyonum arkadaşlar. Şurada şunu da biraz kapatayım. Evet, şurada subscaling'i biraz arttırırsam şöyle yine sub influence'ı şöyle şuradan complexity'yi biraz daha kısmak istiyorum. Şöyle ki evolution'dan izleyeyim. Evet, biraz daha dalga formu oluştu. Şimdi bunu şuradan kapatarak timeline'imi genişleteyim. Evet. Burada evolution tıklayarak şöyle yaklaşık 20 saniye şöyle 5 tur diyorum. Şöyle bir ilk dalgalanma şeklimi oluşturdum. Aslında bu bile yeterli. Benim dalgalanma animasyonunu, hareketini verebilmem için. Ama biraz daha şöyle zenginleştirelim. Yine subscaling özelliğine şöyle bir renk atalım. 20 saniye yaklaşık vererek şöyle birazcık evet. Şöyle minör bir zenginlik kattı. Bu da yine aynı şekilde sub influence'a da şöyle zaman içinde keyframe vererek şöyle arkadaşlar. Evet. Yine burada offset türbülansı tıklayarak yaklaşık 20 saniye sonra şöyle sağa doğru bir kayma hareketi gerçekleştirmek istiyorum. Şöyle. Evet. Burada nerede keyframe verdiğimi unutursam yine hemen bu layer'ı tıklayıp U harfine basıyorum ve evet sap offset turbulence'da evet şurada vermişiz. Şu en üstteki değerim şu arkadaşlar. Şu şöyle ki şunu biraz daha şöyle sağa alabilirim. Şöyle daha majör bir sağ kayış hareketi olsun şöyle ki. Şöyle. Şöyle bir dalgalanma hareketi elde etmiş oldum arkadaşlar. Hemen kaydediyorum çalışmamı. Evet, daha sonra buradaki özellikleri tekrar açıyorum görebilmem için. Burada mod seçeneğimin altında blending mod. Yani harmanla bu alttaki resimle üstteki resmi farklı modlarda harmanlayarak bize farklı görsel olanaklar sunuyor. Buradan şunları seçebiliriz. Sırayla görürsek bunların da ne olduğunu görelim. Dissolve'u seçersem herhangi bir etkisi olmadı. Alttaki bayrakla etkileşmedi daha doğrusu. Darken'ı seçersem bakın altta şu anda bayrağımı da görüyorum ve onunla birlikte etkileşiyor Darken modunda. Multiply modunda yine aynı şekilde şöyle Color Burn modunda bu şekilde etkileşiyor. Classic Burn Tool da böyle. Ben bunları yer değiştirerek de şöyle bunu normal moda alayım. Şöyle bunu aşağı alayım. Sadece
bayrağımın mod değerini değiştirerek şöyle ki yine farklı bakın modlarda şöyle görsel bir takım değerler elde edebilirim. Bunları da kullanabilirim şöyle ki. Evet ama deminki benim için daha uygundu. Black Solid'i tekrar şuradan farklı tonlarda. Evet. Siz de hoşunuza giden. Burada herhangi bir kural yok. Realistik olması bizim için yeterli. Şurada farklı modları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Ben buradan Multiply'ı seçmek istiyorum. Şöyle. Ya da Hard Light'ı da seçebiliriz. Pin Light da evet güzel sonuç veriyor. Şöyle kaydediyorum çalışmamı. Sonra buradan bir tane kopyalayıp Ctrl D komutuylaydı biliyorsunuz arkadaşlar. Ya da buradan Edit Pop-up menüsünden kopyalamak istediğiniz layer seçiliyken Duplicate. Burada bakın kısa yolu zaten Ctrl D olarak bana gösteriyor. Bunu da bir üst layer'a şöyle şu şekilde taşıyorum. Evet. Daha sonra burada gördüğümüz Black Solid. Bunu kapayalım. Black Solid neydi hatırlayacaksınız. Şunu da kapatayım. Şu dalgalanma formunu yaptığım şekilde. Buradaki Black Solid'i ve bunu bir alttaki Kıbrıs bayrağını seçerek, birlikte seçerek. Ama şurada dalgalanma ile ilgili biraz daha bir şeyler yapabiliriz. Buradan yine Black Solid seçiliyken efektlerden Distort menüsünden Turbulent Displace'i seçiyorum ben. Biraz daha şekillendirmek istiyorum. Buradan Displacement Matte, Turbulent Horizontal Displacement'i seçiyorum. Biraz daha Horizontal'da bir dalgalanma yaratalım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle miktarda ve size'da şöyle birazcık abartalım. Şöyle. Evet. Şuradan Evolution'da şöyle bakın dalgalanmalar yaratabiliriz. Yine bunun için şunu tekrar kapatıyorum. Şöyle keyframe veriyorum Evolution'a. Şöyle yaklaşık 25 saniye olacak şekilde şöyle arkadaşlar. Evet. Ve sadece şuradaki şeyi beğenmedim. Onu da yine keyframe'lerini açığa çıkarmak için bakıyorum. Evolution şurada vermişiz. Evet bu noktaya getirip şöyle şurada amount'u biraz azaltayım. Evet daha realistik durması için. Evet. Şu anda iyidir. Kaydediyorum. Evet. Yine şunu açalım. Son iki layer'ımı seçiyorum. Bu halde seçiliyken burada layer'dan bunları pre-compose seçeneğiyle birleştiriyorum arkadaşlar. Diğer tüm ayarlar olduğu gibi bırakıyorum. OK tuşuna basarak burada bunları tek layer haline getirdim arkadaşlar. Daha sonra bunu tekrar şöyle aktifleyerek ya da şöyle yapabilirim. Efekti buna üstüne uygulayacağım gibi buradan layer komutundan yeni bir adjustment layer açıyorum arkadaşlar. Böyle. Ve bu adjustment layer'a yine distort'un üzerinden displacement map efektini uyguluyorum. Şimdi dikkatli bakın arkadaşlar. Burada Displacement Map Layer'dan Pre-Compose yani daha önce birleştirdiğimiz tıkladığımda direkt bana dalgalanmış şekilde oluşturacak. Bunu artık buradan kapatabilirim.
Şöyle bakın. Bayrağım dalgalanmaya başladı. Buradan bir takım da değişiklikler yaparak daha realistik bir şekle şimdi bunu sokacağım. Şöyle ki buradan luminans değerini seçiyorum. Ya da full'ü de seçebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde buradan green değil sadece full seçiyorum. Ya da lightness değerini seçersek ya da luminance değerini bizim için daha şöyle realistik sonuçlar elde edebiliriz. Şöyle bakın. Evet. Ve burada maksimum horizontal displacement'tan değerimizi arttırırsak şöyle. Tabi bayrağımızı çok fazla bozmayacak şekilde aynı şekilde bunu da şöyle. Tabi buradan bir değişiklik daha yapacağız. Şimdi bu center map değil de şunu seçiyoruz ve şöyle bakın bozmayacak şekilde bunu ayarlıyoruz. Şöyle. Evet bayrağımız dalgalanıyor. Ama üzerindeki ışık değerlerini de burada vermek için yine bir şey daha yapmamız gerekiyor. Yine bu layer'ımı açıyorum. Görünürlüğünü buradan tıklayarak. Daha sonra buradaki eğer burası kapalıysa burayı tekrar açıyoruz şuradan. Şuradan bayrak layer'ımın üzerinde şurada farklı modları seçerek şuradan uygun olacak. Bakın şu anda uygun oldu. Bence hard light güzel oldu. Şöyle kumaş hissi verecek şekilde. Evet. Bayram bu şekilde dalgalanmış oldu. Gördüğünüz gibi bu örnek uygulamada hiç bir şey kullanmadık. Yani ne bir ilave şey sadece bayrak dışarıdan bayrak fırtıcını atarak bunun üzerine bayrağımızı dalgalandırdık. Tabii yine bunun üstünde bazı ince ayarlamalar yaparak daha net, daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Tekrar ben bunun biraz büyük olduğu için kompozisyonumuz tabii bilgisayarımız renderlemekte onu biraz zorlanıyor. Bakın ama gayet güzel bir sonuç. Yine burada değiştirmek istersek pre-composition daha önce birleştirdiğimiz dalgalanma hareketi verdiğimiz ayarlara geri dönmek için bunu çift tıklayarak bakın şuradan bunu geçici olarak kapatayım. Şöyle şu dalgalanma hareketi verdiğimiz ayarlara dönerek burada daha majör böyle daha kontrastlığını örneğin şöyle artırabiliriz. Brightness'ını da ben biraz artırayım. Ve buradan şunları değiştirerek buradaki ayarları şöyle farklı sonuçlar şöyle elde edebilirim. Şöyle dalgalanmayı tekrar bayrağa dönüyorum bakın. Daha yoğun bir dalgalanma oluşturdum. Şu andaki bayrağımda bakınız. Tabii istersen ben bunu şu an hepsini toplu tutup şöyle küçültürsem ekranımın içerisinde bakın. Şöyle dalgalanan bir bayrak elde etmiş oldum arkadaşlar. Sadece bayrak imajı kullandım. Ve onun dışındaki tüm işlemler After Effects'in içindeki uygulamalar ve araçlardır. Evet, böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.